Biliyorsunuz Asun Hukuk Bürosu bir açıklama yaptı 29'unda, Kasım'ın 29'unda. Biz de Asun Hukuk Bürosu'nun açıklamasıyla bu bilgiyi öğrenmiş olduk. Asun Hukuk Bürosu açıklamasında Spiti'nin aslında programında olmamasına rağmen İmralı Hapishanesi'nde bir ziyarette bulunduğu, bu ziyaret sırasında da Sayın Öcalan'ın kendileriyle görüşmek istemediğini belirttiğini açıkladı. Şimdi aslında bu tavır, biliyorsunuz daha önce de kardeşiyle bir telefon görüşmesi yaptırmaya kalkmışlardı ve telefon görüşmesini yerde bırakmıştı ve bunu doğru bulmadığını söylemişti. Yani bu tavrın bir devamı olarak bunu yorumlayabiliriz elbette. Çünkü kendisi de doğallığında Türkiye'deki diğer mahpuslara tanınan hakların kendisi ve diğer hapishanede, Ada Hapishanesi'nde, İmralı Hapishanesi'ndeki diğer mahpuslar için de uygulanmasını talep ediyor. Doğallığında bu bir hak. Mahpus kim olursa olsun uygulanması gereken bir hak. Ancak ne yazık ki Spiti kendisi daha önceki yaptığı ziyaretlerde İmralı Ada Hapishanesi'nde uygulanan tecritin işkence yasağına aykırı olduğunu, tecrit içinde tecrit olduğunu, inkomünikado hali olduğunu kendisi belirledi, tespit etti ve bunu kamuoyuna duyurmuştu. O günden bugüne değişen bir şey yok. Hatta koşullar daha da kötü durumda. Biliyorsunuz 2011'den beri avukat görüşü yapılmıyor. 2019'da istisnai olarak sadece birkaç görüş yapıldı. Aile görüşü yapılmıyor. Mektup hakkı yok. Telefon hakkını kullanamıyor. Faks hakkını kullanamıyor. Ve tabii ki avukata erişim hakkı olmadığı için örneğin disiplin cezası aldığını avukatları çok tesadüfen infaz hakimliğinden öğreniyorlar. Doğallığında örneğin disiplin cezasına karşı hukuki yollara başvuramıyor o mahpuslar oradaki. Sadece Abdullah Öcalan değil, diğer mahpuslar da öyle. Bu tamamen keyfi bir uygulama. Tamamen bir istisna hali gibi uyguluyorlar bunu. Artık yasa uygulanmıyor, anayasa uygulanmıyor. Uluslararası hiçbir sözleşmeye uyulmuyor. Bunu tabii politik ülkenin genel siyasi gündeminden ayrı değerlendirmemiz mümkün değil. İmralı'daki koşulların hiçbirini, Sayın Öcalan'la uygulanan tecriti Türkiye'nin politik gündeminden ayrı değerlendirmenin, sadece hukuk olarak değerlendirmenin mümkün olmadığı ortada. Ülkenin politik gündemine göre orada bir tavır alınıyor. Gündem değiştikçe bu tavır daha da katılaşıyor. Bugün savaş politikasından ayrı bu tecriti değerlendirmek tabii ki mümkün değil. O açıdan oradaki tecritin biz kaldırılması için birçok girişimde bulunduk ÖHEDO olarak bugüne kadar. Doğaldığında yetki belgesiyle başvuruda bulunduk ve dedik ki biz müvekkilimizle görüşmek istiyoruz. Türkiye'nin genelinde 775 avukat bu başvuruyu yaptık. Avrupa'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan da avukatlar görüş başvurusunda bulundu ve Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesini talebinde Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Yaklaşık 2000'den fazla avukat başvuruda bulundu. Ama ne yazık ki bugüne kadar bu başvuruların hiçbirine geri dönüş sağlanamadı. En son siyasetçiler görüşmek için başvuruda bulundu, biliyorsunuz. Milletvekilleri, HDP eş başkanları, Selahattin Demirtaş hepsi başvuruda bulundu. Dün Pervin Buldan açıklama yapmıştı birkaç gün öncesinde. Yaptıkları başvuruya henüz onlar da bir geri dönüş olmadığını belirtti. Bu nedenle CPT'nin aslında görev ve sorumluluğunu yerine getirerek oradaki uygulamaları kamuoyuyla paylaşması gerekiyordu. Ama CPT'nin tabii şöyle bir sistemi var. Geliyor, hapishanede incelemesini yapıyor. Bu raporunu 6 ay sonra açıklıyor. O da ziyaret ettiği hapishane hangi ülkedeyse o ülkenin kendisi açıklayıp açıklamaması gibi bir durumda söz konusu. Bu nedenle aslında varlığına aykırı bir durum. Şu an İmralı Ada Hapishanesi için yaptığı durum aslında komiteyi de burada ne diyelim şüpheli bir duruma düşürüyor. En yumuşak terimle şüpheli bir duruma düşürüyor diyelim. Biz ÖHEDO olarak yani bizim bir görüşmemiz olmadı Spiti ile, ancak büronun yaptığı açıklamadan dolayı biz bunu biliyoruz.
Biliyorsunuz Bürolu Avukatlar da aynı zamanda bizim üyelerimiz. Kendileri de aynı zamanda çeşitli uluslararası kurum, hukuk kurumları, Birleşmiş Milletler ve SİPT ile de kendileri Sayın Hocalı'nın avukatı olarak görüş halindeler. Onların yaptığı açıklamaya dayanarak ve onu kaynak alarak biz bu durumu izah ediyoruz. SİPT ne yazık ki böyle çalışan bir kurum maalesef. Ama tabii ki oradaki işkencenin önlenmesi için, ortadan kaldırılması için kendi tespit ettiği işkencenin, işkence yasağına aykırı diye daha önce tespiti var. Bunun ortadan kaldırılması için kendisinin aslında bu raporu açıklayıp kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Uluslararası kurumlarla paylaşması gerekiyor. Çünkü kamuoyunun da aslında buna ses çıkarması gerekiyor. Girişimlerde bulunması gerekiyor. Örneğin biz bir hukuk örgütüyüz. Doğallığında da bu bizim görevimiz. Hem bir mahpusun işkenceye aykırı şekilde, işkence yasağına aykırı şekilde tecrit altında tutulmasına karşı çalışmalar yürütmek bizim görev alanımız. Hem de öbür taraftan aynı zamanda avukatlar olarak müvekkilleriyle görüştürülmeme durumu, biz de görüşemiyoruz çünkü biz de başvuruda bulunduk. Bu da bizim görev alanımız. Sadece bizim değil, baroların, Barolar Birliği'nin, Uluslararası Barolar Birliği'nin hepsinin görev alanında. Çünkü çok açık bir şekilde ki avukatların rolünü düzenleyen kurallarda, sözleşmede açık açık diyor ki avukatın hiçbir seyahat engeli karşısına çıkartılmadan müvekkiliyle o kurallara uyarak, örneğin bizde ne var? Avukatların sır saklama yükümlülüğü var. Örneğin kamera görüntü kayıt yaparak müvekkilimizle görüştüğümüz zaman ister istemez müvekkilimizin aleyhine de bir durum oluyor. Bunların hiçbiri olmadan müvekkillerimizle görüşmemizin sağlanması gerekiyor. Devletin bunu sağlaması gerekiyor. Ancak burada ne yazık ki devletin bu engeli karşımıza çıkartması, büronun, Asyon Hukuk Bürosu'nun karşısına çıkartması da hem kendi yasalarını hem uluslararası yasalara, sözleşmelere aykırı. Her ilden arkadaşlarımız barolarına başvuru yaparak müvekkilleriyle görüştürmelerinin sağlanması için başvuruda bulunuyor. Biz de İstanbul Barosu'na yaptık geçen hafta. Bu doğallığında baroların asli görevi, yani avukat müvekkilini görmüyorsa bir baronun sorumluluğundadır bu. Bu konuda bir çalışma yürütmesi, hukuki başvurularda bulunması gerekir. Barolar Birliği'ne de başvurmasını biz talep ettik. Barolar Birliği'nin de görevi bu. Asıl görevi bu yani. Avukat müvekkiliyle serbest bir şekilde görüştürülemiyorsa bir ülkede baronun bundan önemli bir görevi bence yoktur. Ki kaldı ki baroların insan haklarını savunmak gibi özel bir görevi de vardır. İnsan işkence yasağına aykırı bir durumun tespit edildiği bir yerde baroların bu konuda söz söylememesi de aslında çok politik bir tavır. Yani çok politik bir tavır. Hani birçok baro işte insan haklarını savunduğunu söylüyor, ileri sürüyor, açıklamalar yapıyor. Ama tabii bunu şuna göre yapmamak gerekiyor. Bunu eğer insan haklarını savunuyorsanız tırnak içinde kişinin A, B, O ya da bu olduğuna göre değil, kişiden bağımsız, kim olduğundan bağımsız, siyasetinden bağımsız, politik durumundan bağımsız, kişiliğinden ve ne için tutuklandığından, hükümlü olduğundan da bağımsız bunu yapmak gerekiyor. Ortada bir işkence yasağına aykırı bir durum varsa barolarının da, insan hakları savunucularının da bunu, hukukçuların da bunu açık ve net bir şekilde söylemesi gerekiyor. Yani amasız, içinsiz, açık ve net bir şekilde. Yani bunu belirtmek gerekiyor. Henüz bir cevap almadık ama biz barodan randevu alıp baroyla görüşeceğiz hafta içi. Gelecek hafta içi bir görüşme talebimiz de olacak. Başvuracağız. Önce başvurumuzu bir alıp incelemelerini bekliyoruz şu anda. Tabii ki bir başvurumuz olacak, talebimiz olacak. Bu başvurumuza karşı bir cevap vermesini isteyeceğiz. Biz baronun avukatları olarak hani başvurduk orada bırakacağız anlamında değil. Yani birçok baro bununla ilgili bir girişimde bulunacağını söyledi başvuran arkadaşlarımıza. Ama tabii bu baronun görevi, daha önce de belirttiğim gibi Türkiye'de bugün İmralı'da uygulanan tecritin Türkiye siyasetinden ayrı olmadığını düşünüyoruz. Biliyorsunuz daha önce bir çözüm süreci yaşandı ve çözüm sürecinde Sayın Öcalan'ın çok aktif bir görev aldığını da biliyoruz. Bugün ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan, o dönem başbakanından, çeşitli bakanlarından, MİT müsteşarından, birçok gazetecisinden kendisinin bu konuda
barışın önünü açıcı rolüne ilişkin birçok açıklamalar da yaptılar ki biz o gün de gördük. Yani doğallığında bir ülkede barış olduğu zaman ekonomisi de düzelir, eğitimi de düzelir, kültürel yapısı da düzelir, refah durumu da artar. Tabii ki bu tecrit kalktığı zaman bir toplumsal barışın da önünün açılacağını düşünüyoruz biz.